Ay Kazım kardeş, ne haber? İki pıllı bir ilmi haber abi. Ya şoför milletinin dertten başka ne haber olur be? At kuyruğunda sinek gibi yaşıyoruz işte. Ya öyle deme, iyi olur inşallah. Sen istersen olur be abi, eyvallah. Ya abi be, bana hala bir filmde rol verdirtmedin ya. Mahalleye madara olduk be. Sağ ol. Adımız Artist Kazım'a çıkmış ama hiçbir filme giremedik yani. Sayende. Bir sırasını bekliyorum, olursa iyisi olsun. Aslan abicim. Bu cigara da o biçim ha, anlarsın ya. Bak diyorum, beyaz perdeye bir tırmanayım abi. Benim oynadığım Sinan'ı bütün şoförler kara borsa edecek diyorum yani, o biçim. Söz Kazım, esaslı bir rol bulacağım sana. Yavrum helal, öpeyim abicim. Estağfurullah. Hadi güle güle Ekrem abi, koçum. Eyvallah be. Kazım. İyi bak kendine, lazımsın bu memlekete. Nasıl Kazım abi? Dediğim gibi değil mi? Ne oldu sana be Kazım abi? Çarpıldın mı yoksa? Gitme. Vallahi billahi çarpılmışsın. Ben anlarım insanın halinden. Allah canımı alsın ki çarpılmış. Yalan mı Kazım abi? Aşık olmadın mı? Eski aşkını hatırladı galiba. Ah ne kızdı be! Mahalleden bir geçti mi tekmeyle esnaf kaldırma dökülürdü. Şiirdi valla. Kazım onu ilk görüşte evliya çarpmışa dönmüştü. Hoş kızdı, hoş. Kadın ipiyle kuyuya inilir mi be? Önce verdi gazı, verdi gazı, sonra da tak aldı geri vitese. Şoför dedi, geçti gitti. Ulan şoförse adam değil mi be? Onun aşkı yanında Arzu'yla Kamber'in aşkı mahcup kalırdı. Çok vefalı aşktı, hala unutamadı. Kazım abi geldi. Ulan pire, affettin mi abini? Ayıp ettim, kızmadım ki. Aslan ulan bilirim, aşk vaziyetlerinde anlayışlı teressindir. Sağ ol abi. Bu sabah dikiz aynasında görünce... ne diyorum... zihniyatımın freni tak patlayıverdi birdenbire. Bir heyecan sardı anladım, bir ateş kaplayıverdi her tarafımı. Sonra birden Leyla canlandı gözümde. O kız, bu kız derken... Kazım abinin olduğu buz, tekmil kanım aktı gitti sanki damarlarımdan. Kadınlar öyledir abi. Ben bilirsin çakarım aşk hissiyatını. Vallahi aşkın hülasasını özetlersek aslında kadın milletine güvendin mi salata. Ekerler hıyar turbu gibi adamı, kalırsın orta yerde. Sen gel de böyle bir millete yüz ver bakalım. Vallahi yüz değil, asla bile verirler abi. Abi. Doğru olan pire. Hem söveriz, hem de severiz mübarekleri. Kadın kadındır, iyidir yani. hadi, bütün iyi kadınların şerefine. Kırık oldu ayna var, ayna var. Kız kolunda damla var. Sen yine küferik olmuşsundur. Seni ayık görmek için kiliseye mum yakmışsam hepsi boşunadır. ne mumu be madem, kiliseyi yaksam nafile. Bu vatan satında ciğerim yanmış bir kere, ciğerim. Hepimiz maziyatımızda aşık olmuşuzdur. Ama bunu facia etmemişizdir. Onun için diyor ki senin bunca alkalan içmeni pek mazlum bir hareket olarak buldu. Ya bu Sinan Bey'ki hayat ispirtosuz yutulur mu be madem ya? Boş ver, bakma yaşadığımızı. Aslında anladın mı? Aşk uğruna mevtayız. Oh, hepsi nesi?
değil. Hadi. Ağzından yel olsun. Mevtalık ne biçim kelime sana yakışır. Türk gibisin. Oynama. Aslanlar gibisin. Seni gençlerin en çiçeği burundasına değişmem. Biliyorsun ki sana olan hislerim gayet ilin naziktir. Kazım. Oynama, camı yırtacaksın. Her akşam sofra hazırlamandan belli mefsayı fücretin yani, anladın mı? Hey canım. Senin için hazırladığım sofralarda beraber yemek istiyorum ama sönüyorsun. Sarhoş geliyorum değil mi? Nereden biliyorsun? Aldırma be madem. Fakat yani sen sarhoşluk varırsa seni görünce insan dayanamıyor Allah canımasına. Aa, niye? Şey. Güzelliği mi? Yok lan, ne güzelliği. İnsan sarhoş gelir seni görünce ayılıyor vallahi billahi ya. Hint Cerabit! Hint Cerabit! Allah kahretsin, yaşından utan. Kazık kadar herif, o güzelim çiçekleri koparmaya utanmıyor musun sen? Bozulma be hanım yenge. Bahar aşkına bir minnacık dal koparmışsak külleme keyfimizi ya. Keyif dediğin merkepte olur. Aaa, lakır diye hayvanat karıştırma, kafamın civatası atar sonra. Bu dalı koparmışsam, koparmam icap etti, işte o kadar. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Yok canım, iyilik falan değil de bu yani sadece mahallemize hoş geldiniz çiçeği. Ne kadar güzel bir çiçek. Çiçeğe çiçek gerek. Çok severim Bahar'ı. Ben de, Allah canım olsun. İşte bu kadar. Yani ben gideyim artık. Çünkü işim var. Arabam var yani de bir gün inşallah arabamla böyle beraber şey deriz yani. Teşekkür ederim tekrar. Çiçeğiniz için. Rica ederim. Çiçek. Çaylar içildi abi. Kızdan bahsedince önce işlemedi ama bir gördü feleği tomurcuklandı Kazım abinin heyecandan. Bakıyorum yürüyüşün krallaşmış Kazım abi. Bahar çarptı Bahar. Pencerenin perdesini papara papara aç bana göster yüzünü. Tararara bastan abim be. Ulan pire, seni bir fiskelerim, fezada kanto söyler, gökyüzünde yalnız gezen yıldızlara okursun mehtaba karşı, kıçın da açık kalır ha. Ey ruhumun çiçeği, seni ilk gördüm. Hadi lan, bu palavra laflar, başka bir şeyler bulacaksın arkada. Allah Leyla lan Mecnun, ulan Allah benim müstakımı versin, niye aklıma gelmedi be? Ah lan ah Leyla lan Mecnun, penceredeki kızdan Kazım'ı tornistan ettik mi yerlerine? Anladın mı, o biçim kral edebiyat sevdayı laflar bulup yazacaksın Kazım. Şuraya bak 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 be. Tek çiçeğim, sen bir çölsün kızgın ve uçsuz. Bense senin kucağında seni arayan... Anlamadım benim ölümden, bu canı ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Benim mi bu? Evet, ben yazdım yani, kendim senin için yazdım. Ne güzel, benim için iyi duygular hisseden bir kimsem olmadı bugüne kadar. Daha doğrusu ben yazmadım da bunları güzel laf yazan kitaplardan arakladım yani. Aslına bakarsan hırsızlık yaptım yani. Sen ver onu da şimdi bu suç aletini ortadan yok edelim, okuma. Yırtmasaydın keşke. Üzülme ya, üzülme. Hepsi kafamda, kalbimde, beynimde diyorum sana bu söyleyeceklerim. Yani kalbimin en derin köşesinde. Güzeldir buraları. Söylemiştim sana. Bir de çok sevdiğim bir arabam var benim, Fıstık. Yani adı Fıstık, adı. İstersen bugün saat 4'te fenerin dibine gel, anladın mı? Büyük çekmece, büyük çekmece, 2'de demli çay, düşmanlarımızı çatlatalım. Yes mi ha? Yes mi? 2'de plak alırız giderken arabaya, o biçim diyorum sana. Yes ha? Tamam, aferin. Dert bende, derman sende. Anne!
Zobune telaştır, bu ne süs püstür. Defilede kostüm teşhir edeceksin. Kısa kes be madem, sabah sabah çekilmiyorsun yani ha? Yoksam senin aşkınla derunu sevdaya düşmüş biçare hayganuşuna ihanetle tasarlıyorsun. Vallahi ki böyle bir tevatür işitirsem ızdırabımdan kendi kendimi mefat ederim. Elini çabuk tut, boşver, şaka söyledim madem. Bilirsin ben seni çok severim yani. Ah meraz vaz, nihayet hayganuşuna karşı beslediğin gizli aşkını itirafa cesaret ediyorsun. Yani mademciğim, sana beslediğim sevgi benim aşk değil. Ah, ama nedir? Aşktan da üstün yani. Kardeş sevgisi, ana sevgisi, baba sevgisi gibi yani. Zor bıyıklarımı ağdayla tıraş ediyorsam hala beni baba gibi görüyorsun be. Yoksan ki başkasına bir hamur olmuşsundur. O nasıl laf öyle, hamur lafı da neymiş? Hamur, hamur cahil herif. Yaniyam ki aşkın Parizcesi. Evet madem, tut ki öyle. Hayganuş, hayganuş, yandım hayganuş. Demek ki camdaki kız hikayesi doğrudur. Ah hayganuş, bedbaht hayganuş. Kazım abi, Kazım, füzenin üstünde Kazım abi. Şıpın içi nasıl arakladın kızı? Ulan ağzının direksiyonuna hakim ol, yoksa koyarım tamponu ha. Ne dedim be abi? Ulan ne dedim, ne demek araklamışım? Ulan Teres, bu hissi bir hal. Kibar konuşmak gerek bir kere. O kız için söyleyeceğin her bir kelime hassas olması lazım. Kusura bakma. Kusura sünnetçi bakar ulan. Benim hayatımın en muazzam günü bugün. Beni hayata tekrar perçinleyen en fiyakalı gün. Ya fıstık, sana ne oluyor be kızım? Kimi aradınız? Beni aldattığını sanan, benimle alay ettiğine inanan zavallı bir kızı, bir yalancıyı. Yanılıyorsunuz benim kızım. Rahatsız edecek değilim sizi. Sadece bir iki cümlelik sözüm var. Bir şoförün, daha doğrusu şoför milletinden birinin gururunu kurtarmaya geldim buraya. Müsaade ederseniz, müsaade ederseniz tabii. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ne yazık ki hoş şeyler söylemeye gelmedim. Evet, benimle konuşmaya hiçbir cihetten mecburiyetiniz yok. Beni küçük görüp konuşmaya tenezzül etmeyebilirsiniz. Tamam, olabilir. Sizce şoför basit bir adamdır. Herkesin zihniyeti kendine, yes mi? Ama alaya gelince yok öyle şey küçük hanım, yok böyle dava. Buraya da size yalvarmak için gelmedim zaten. Sadece beni bekletip benden alay etmeye hakkınız olmadığını haykırmaya geldim. Hadi ne duruyorsunuz? Avazınız çıktığı kadar bağırın, haykırın öyleyse.
İsterseniz ben bağırayım, zahmet olmasın size. Evet, gelemedim. Haklısınız. Bunun için de gururunuz kırıldı. Elbette. Buraya da gururunuzun intikamını almak için zahmet ettiniz. Ama intikama bile değmeyecek kadar pişkinmişsiniz. Pes doğrusu. Bağırsan da fark etmeyecek. Nezaket icabı bir özür bile dilemeyen insana haykırmışsın ne fark eder? Gelemedimse kabahat bende değil. Gelemeyişim alay için değil. Ya niçin küçük hanım? Beni mahalleye rezil rüsva etmek için mi gelmediniz? Hayır. Yürüyemediğim için, sakat olduğum, bu iki bacaklı hayatım boyu şu cam önündeki mindere mahkum olduğum için gelmedim. Gelemedim. Hadi bağırsanıza şimdi. Ya da gidin mahalleye anlatın, kız felçli deyin. Yoksa koşarak, uçarak gelirmiş deyin. Kurtarın gururunuzu. Korkmayın, o zaman sizle değil. Sakatlığımla alay ederler. Kurtarırsınız kendinizi. Hadi ne duruyorsunuz? Defolun! Gidin buradan! Ayrılıyoruz. Vallahi ayrılıyoruz. Bizde yalan malan yok. Satıyorum fıstığı. Fıstıksız hayat düşünemezdin hani. O canın ciğerin. O en büyük zevkindi. Vaziyetler zevkten daha mıyım? Altımızdan 4 tekerlek eksik olversin, boş ver. Ama neden be Kazım? Niye? Kız. Zavallı bir kız. O camdaki kız. Camdaki kız yürüyebilsin diye. Bak Kazım. Bu iş aslında taksitle olurdu ama senin hatırın için peşin para vermeyi kabul ettim. Sağ ol Rıfat abi ama sebebi var biliyorsun. Biliyorsun bir başka vaziyet olsa değil peşin para 72,5 milletin hazinesine ayağıma serseler değil fıstığı satmak stepnesine bile tırnak değdirmez değil mi ama gel gör ki vaziyet işte bir takım vaziyet davası yani ah ulan ah. Biliyorum fıstık senin için araba değil arkadaştı. Arkadaş ne kelime be abi her bir şeyimdi. Ha şimdi bir başkasına desen bu herifin ya tahtası noksan ya da saksıyı üşütmüşler. Benim fıstık laf bile anlardı be. Güler gibi gelirdi bana. Hatta sakın fıttırdı deme biraz üzüleyim ağlardı bile. Yani araba bu tabii hani adliye kapısındaki kocası ayartılmış kadınlar gibi zangır zangır ağlamazdı tabii ağlamazdı ama gene de ağlardı işte. Anlıyorsun değil mi abi? Anlıyorum Kazım. Bu his meselesi. Kontak oldu mu arada? Hem de ne kontak be abi. Neyse boş ver boş ver. En sonunda bir hayrı dokundu ya ayrılsak bile gene de yeter bana. Bak şimdi o gariban kız yürürse kimin marifeti bu? Ha? Kimin marifeti? Fıstığın marifeti be. Fıstık bu ya fıstık. Üzülme. Üzülme be oğlum. Of of üzülmek değil. Şey Rıfat abi be bir ricam daha var senden. Müsaade edersen bir gün daha bende kalsın fıstık ha. Aha ayıp ettin Kazım. Bir gün değil istersen bir hafta daha kalsın sende. Yok yok Rıfat abi sağ ol. Bir hafta istemez. Bir gün kalsa bana yeter de artar bile. Biraz inatçıyımdır kusura bakma. Ama çok şükür dediğim oldu. Kurtuldu erkeklik gururumuz. Neymiş gururunu kurtaran şey? Şey seninle burada yani bir bardak çay içmek. Yani içmeseydim Allah canımı alsın bütün mahalleye madar olurdum. Hadi şimdi çaylarımızın demli sıhhatine ve de şerefine. Yes mi? Yes mi? Yes. Araba teslim Rıfat abi. Saat 5'te dedik, 10 kala geldik. Saat demek namus demektir bizim için. Senin sözün her zaman sözdür Kazım. Bir şey mi dedik oğlum?
Dün de söyledim, istersen bir hafta daha kalsın. Yok Rıfat abiciğim, 10 dakikada vedalaşmam sürer fıstıkla. Ondan sonrası zaten sen sağ ben selamet, oğlum Kazım sefalete devam et. Bu dünyada mutluluk, 3-5 damla gözyaşı, acı hatıralarım bana gönül yoldaşı. Bu dünyada mutluluk, 3-5 damla gözyaşı, acı hatıralarım bana gönül yoldaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırtaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırtaşı. Aradım, bulamadım, ben hayat arkadaşım. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de kendini arat. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, önde kendini alır. Tek kelimeyle şahane, harikulade. Sesinizin yanıklığı tekmil seyirciyi yaktı kül etti. Teşekkür ederim. Unutmadan söyleyeyim, plak şirketleri sıkıştırıyorlar. Hem altın plak hem de yeni eserler için. Bugünlerde hiçbir şeyle uğraşacak halim yok Hüseyin Bey. Ben de insanım. Benim de dinlenmeye, benim de soluk almaya, yaşamaya ihtiyacım var. Şüphesiz, haklısınız. Hem de milyon kere. Lakin rakip şirketin teklif ettiği para astronomik. Para, para, para! Üstüme varmayın lütfen. Sesimde gülen şansım, hayatımda gülmedikten sonra para neye yarar? Ama az önce alkışlardan gazinonun tavanı yıkılacaktı. O alkışlar acılarımı dindirmedikten sonra, geceleri yalnızlığıma ortak olmadıktan sonra neye yarar? Anlıyorum, üzüntünüze vakıfım. Öyleyse rahat bırakın beni. Bir tatsız haberim daha var size. Şoförünüz hastalanmış. Bir bu eksikti. Ama bendeniz garaja telefon edip Rıfat Bey'le görüştüm. Yarın telefonla arayacak sizi. Buyurun. Benim. Ben Rıfat abin Mineciğim. Şoförün iyileşinceye kadar bir hafta için yeni birini istemişsin yavrum. Evet Rıfat abicim. Bilirsiniz Fehmi Efendi'ye çok alışmıştım. Bana onu aratmayacak biri olsun. Oo, bu defa çok şanslı sayılırsın kızım. Üzülme sen. Kendin direksiyondaymış gibi rahat edeceğim bir şoför arkadaşımı göndereceğim sana. Artist Kazım deriz biz ona. Çok acı çekmiş, hayat içinde yoğrulmuş, pişkin bir delikanlıdır. Geçenlerde de sakat bir kızın hayatını kurtarmak için canı kadar sevdiği arabasını sattı. Çok teşekkür ederim Rıfat Bey abi. Öğleden sonra bekliyorum. Saat 2'de. Vallahi sen fıttırmışsın be Rıfat abi. Ya dün akşam yengeden zılgıt yedin yahut da kafayı bir yere tamponladın ha? Neden be Kazım evladım? Sana iş buldum diye sevineceğine. Hem de Mine Koşan'ın şoförü olmak ne demek? Benim için ayvayı yemek demek. Anlamıyorum seni. Hani sesine hayrandın? Canım sesine hayranım. Orası yes. Ama yani kendisine ayran olmak istemem tabii. Abiciğim biliyorsun halimizi ya. Dinlerken bile planı ıstırabım tekbil böyle patinaj yapıyor hayatımız zaten bir tane. Onu bunu dinlemem. Mine Koşan'a senin namına söz verdim. Abiciğim aması bak şimdi sen... Aması maması yok. Bu iş oldu bitti. Ya güzel abiciğim eline ayağını öpeyim. Neden itiraz ediyorsun? Bitti dedim Kazım. Saat 2'de seni evinde bekliyor. Anladık ama 2'de... Hey Allah'ım ya ne biçim adamsın. Yapışkansın be. Gel gidi güzel Allah'ım sen yardım et ya. Ne dersin yes mi diyelim yani? Merhabalar yavru.
Bendeniz hanımefendinin yeni şoförü Kazım. Malum haliniz evvela kendimizi takdimat lazım. Ben Kazım Tuçbilek. Yani ayıptır söylemesi, namı diğer artist Kazım. Memnun oldum. Rica ederim, estağfurullah. Bendeniz gayet dakik ve kalbi rakik. Ve kalbi çok rakik olan bir adam. Fakat saat 2 olduğu halde bine koşan hanım ortada yoklar. Ama öyleymiş, büyük artistler bekletirlermiş. Ne münasebet. Aman bakın, kendini yorma be kızım. Senin ne suçun var ya. Sen de hanımefendinin yanında çalışan benim gibi bir garibanın tekisin işte. Ben buraya Rıfat abinin zorunla geldim aslında. Mine Koşan adını duyunca hemen gazlıyordum ama ah ulan paçıyı sıyıramadık. Neden? Sevmez misiniz yoksa? Yo. Bir düşmanlığınız mı var Mine Koşan'a? Estağfurullah. Bilakis ben de bütün şoförler gibi severim kendisini. Ah o Mine Koşan var ya Mine Koşan. Onun o sesi var ya sesi. Evet var. Ha işte o ses var ya, o ses ses, o ses değil o ses. Bir ilaç o, ilaç, şurup. Ama neyse, bunları tabii kendisine söyleyemez ki. Neden? Olur mu, ya zanneder be kızım be. Biz bakma hissiyatını içinde saklayan adamlardanız. Ben zaten eski bir aşkın mahvettiği bir Türk vatandaşıyım. Madiden konuşmuyorum, bak sen de anlarsın, garibansın ya. Hayatım kara bir ıstırap. İşte senin hanımın sesi de ruhumun o zindan olmuş kanallığına bir ışık, bir nur. Benim fıstık bile mest ona be, mest, mest. Fıstık da kim? Fıstık benim arabam. Daha doğrusu arabamdı. Neyse o da ayrı bir hikaye. Fıstık senin hanımın resimlerinden doluydu. Alışmıştı bir kere. Bak, süper benzin koyarsın kımıldamaz. Bir yağmur plağı atarsın pikaba. Yallah tam gaz. Neyse bırakalım şimdi bu dramları. Bizim ıstırap bülbülü de randevusunu unuttu galiba. Sanmam. Siz kapının önündeki arabayı alın. Kendisini de gece saat 12'de gazinoda bekleyin. Tamam, anahtar üstünde herhalde. Aman kardeşim, bu söylediklerimi sakın kendisine söylemeyin. Bakarsın yanlış bir mana verir, ayıp olur bir cihetten. Yes mi? Yaşa. Olsun yaşattılar. Benim için sensizlik var. Artık beni senden kurtar. Kim çeker ki bu çile? Artık beni senden kurtar. Kim çeker ki bu çile? Kimi aradınız? Anlamadım. Bunu tanıyor musun oğlum sen? Anlamadım. Ulan oğlum, bunu tanımıyor musun sen? Tanıyorum. Onu tanıyorsun da beni niye tanımıyorsun be? Manyak. Temiz konuş ulan, manyak sensin. Ben Kazım şoförüyüm. Artist Kazım derler bana, onun şoförüyüm ben. Hadi dışarı, hadi bakalım dışarıda bekle. Hadi. Dışarı mı ulan, beni buradan dışarıya top, tüfek, tabanca, mitralyoz santim atamaz be. Dışarı çıkmam. Dedimse de dışarı çıkmak lazım ve çıkar Kazım. Oo, Mine Koşar'ın şoförü, hoş geldin. Hoş. Ne arıyorsun bu saatte meyhanede ya? Ya sorma be, ilk gün girdik tadına varamadan bizi naşlattılar orada, değil mi? Bir falso yapmışsın. Yok falso değil, misafirleri gelmiş, biz gezeriz sen yarın gel dediler. Ver bana şuradan iki kadet de içeyim neşem. Ya bu saatte rakı içilir mi be? Rakının saati mi olur be Yaşar abi? Yeter ki soğuk olsun, buzlu olsun, anladın mı? Biraz da mezesi olsun. Beyaz peynir ha? Hayatımız peynir be Yaşar. Sen boş ver işkembe bölümünü de ruhumuzun mezesinden at bakayım bir plan. Dinleyicim sen ol istedim. Ölümü öp. Bu akşam bana arkadaşlık edeceksin Kazım. Hadi hazırlan. Ya kız sen sihirbaz mısın nesin? Bir okus bir pokus, artist Kazım oldu Lortus be. Çok yakıştı Kazım. Evelallah. Kaybeden artist Kazım dememişler bana. Kum kapıda bir tur çektim mi, kafa kağıdında kadın yazan ne kadar ehli tabiat varsa camlara yapışır Allah canım asın. Hep uzak mı duracaksın bana? Hadi yaklaş.
Yani biraz sollayayım istersen ama malum ya kontak vaziyeti. Seninle dans etmek istiyorum. Dönmek, dönmek, sarhoş olana kadar, ölene kadar dönmek istiyorum. İyi bir vaziyette. Lakin dönüp dönüp de düğümleniriz filan diye korkuyorum. Çünkü bu dans var ya, biraz hanım evladı vaziyeti geliyor bana. Ayıptır söylemesi, artist Kazım da danstan nanay ha, nanay. Ben öğretirim sana. Aç kollarını. Aç kolların, sar boynunu. Ya bak, bu tango vaziyeti olsa biraz tabii çakıyoruz. Çünkü bizim bir fare ablamız vardı çocukken, komşuyken. 1-2-3-1-2-3, 1-2-3-1-2-3 böyle sola bile idare ettirdik bırak ama... Bırak saymayı da hislerime ayak uydur. Ha? Şey... Bu hissi vaziyetten sonra Verem Hastanesi'ni boylamayalım da. Mükemmel dans ediyorsun Kazım, uçuyorsun. Yapma ya, düşüyorum galiba. Uçuyorsun. Düşüyorum. Uçuyorsun. Düşüyorum. Düşüyorum, düşüyorum ne kelime be? Güllaş yufkası gibi yayılmışsındır. Zota yaredesin. İnsan yatakta böyle uçar. Sen benim gördüğüm rüyayı gör de bak, uçar mısın? Çar mısın? Her gece meyhaneye ihsar fabrikasının zengini desin, sonunda uçarsın böyle. Sen de her sabah cenaze imamı gibi tepeme dikilirsen hortlamadığıma şükret be. Geveze karı sen de. Sabahı kim kaybetti ki sen bulacaksın? Neredeysem akşam olur akşam. Ne? Dur, daha lafım bitmemiştir. Seni garajdan aradılarsa unutayım. Beni garajdan mı aradılar? Pek inanmadım ama neysem. O mine koşandır yoksam ki coşandır. Onunla randevum varmış. Püf! Lambaya mı? Yapmazlar ki artist Kazım'dan bir röportaj herkes okusun diyorum o biçim. Şöhret şımartmamalı bir sanatçıyı, değiştirmemeli. Bence sanatçıya Tanrı'nın en büyük mükafatı alkışlanması, binlerce kişi tarafından beğenilmesi, takdir edilmesidir. Mutlu musunuz Mine Hanım? Memnun musunuz hayatınızdan? Şöhretin ötesinde her sanatçının bir de özel hayatı vardır, herkes gibi. Ben de hepinizin bildiği ve yazdığı büyük bir aşk yaşadım, sevdim. Ah, ben de sevdim anam, ben de sevdim. Sonra da ayrıldık biliyorsunuz. Demir Kralı Ferruh Bey'in oğluydu. Bir şarkıcıyı sevemezmiş oğlu. Bir şarkıcıyla mutlu olamazmış. En ince noktasına kadar biliyorsunuz bu duygularımı. Bu acı dolu sevgimi uzun uzun yazdınız. Bir defa da sizden dinlesek. Mümkünse tabii. Her şeyim oldu bugüne kadar. Param, şöhretim, evim, arabam. Hiçbir şeye değişmeyeceğim beni sevenlerin alkışları. Ama aradığım başkaydı benim. Beni benden uzak görecek, beni benden uzak yaşatacak bir insan bekledim hep. Her şey, bütün bekleyişim Fuad'ı ilk defa gördüğüm zaman değişti. Aradığım, beklediğim insan karşımdaydı. Beni bekliyordu. Onun için okudum o gece bütün şarkılarımı. Odamda rengarenk çiçekler karşıladı beni. Çok mutluydum. Çiçekler kadar renkli, çiçekler kadar güzel günler ard arda sıralandı. Ve ard arda sıralanan her gün bizi birbirimize yaklaştırdı. Bizi birbirimize itti. Yalnız onu hissediyor, yalnız onu yaşıyordum artık. Mutlu günler, bütün varlığımı saran mutlu günler ard arda sıralandı hayatımda. Bu mutlu günlerimin birinde Fuad'ın babası olduğunu söyleyen bir adam ki... sonra bunun Demir Kralı Ferruh Bey olduğunu anladım. Oğluyla beraberliğimizin imkansız olduğunu söylüyor, her yalnız insanın alnına yazılan kara damgayı silemeyeceğimi anlatıyordu. Haklıydı belki de. Bir baba olarak haklıydı. Söz vermiştim ona. Ne pahasına olursa olsun oğlunu terk edecektim. Verdiğim sözü de tuttum. Benle konuşmaya gelen Fuad'e kendisini sevmediğimi, beraber olmamızın imkansız olduğunu anlattım. Neden? Neden ayrılmak istiyorsun diye sorduğu zaman güçlükle cevap verdim. Sevmiyorum seni, sevmiyorum dedim.
Uzaklaşması hala gözlerimin önünde. Anlattığım gibi, aslında sonu olmayan bir sevgiydi bu. Anlaşılmayan bir sevgi. Ben de bir yuva kurmayı, ömrümce mutlu olmayı arzu ettim. Ama olmadı. Sevdiğim insan çevremden çok uzaktı. Sevdiğim insanla anlaşmamız imkansızdı. İmkansızlaştırdılar daha doğrusu. Sanatçı ne yazık ki hala hakir. Hala küçük görülüyor toplumumuzda. Küçük. Duygularıma istemeyerek şahit oldun Kazım. Sence Mine Koşan hiçbir eksiği olmayan, erişilmez bir insandı belki. Sesini hayranlıkla dinlediğin dertsiz bir insan. Sizinle bir farkımız yok. Sizin paranız, şöhretiniz var, sevdiğinize kavuşamamışsınız. Bizim hiçbir şeyimiz yok, biz de kavuşamamışız, anladın mı, bu dar dünyada? Bilirim ne demek olduğunu sevmenin ama siz şanslısınız tabii. Sesinizle sevinmiş, sesinizle acı duymuş yüzlerce gariban, sizi kalbinin ta içinden tertemiz seven binlerce insan var. Nerede Kazım? Nerede o insanlar? İşte biri karşınızda, yani ben. Diğerleri de benim yaşadığım yerlerdeki altın kalpli insanlar. Hepsi ayran size, hepsi kalpten seviyor, Allah canımı alsın sizi. Tanımak ister miydiniz onları? Çok. Çok isterdim. Vay! Kazım abimiz! Selamun aleyküm. Bu ne şeref abicim? Rica ederim, o şeref bize ait. Kazım be, hanım abla yengemiz Mine Koşan değil mi? Evet, Mine Koşan ama şöyle biraz alarga durun bakalım ya. Malum ya, oksijen vaziyeti. Biz buraya ferahlamaya geldik. Siz sardalya kutusu gibi istiflendiniz. Biraz açık olun, otobüste miyiz ulan be? Biz ablaya hayranız be. Zaten severdik. Buralara tenezzül edince daha da... Elbette seveceksiniz be. Şimdi aklıma geldi. Sevgi üzerine bir felsefe yapalım. Bakın, insan, eğer insansa insandır. Doğru. Meşhur olmakla insan hiçbir yere büyümez doğru, arkadaş. Doğru. İşte Mine Koşan da sizin gibi, benim gibi. Sesi güzel de yani insaniyetliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Burayı çok sevdim Kazım. Tabii. Arkadaşlarını da. Bakışlarında yıllardır hasret kaldığım bir sıcaklık. Bir sevgi var. Bizde sevgi bedava da ondan. Zaten biz fakirlerin nesi var ki be? Bir somun ekmeği, bir de bedava sevgisi, anladın mı? Halbuki bugüne kadar etrafımda yalan, riya, sahtelikle dolu bir yığın insan vardı. Her yüzüme gülen çehrenin ardından bir menfaat, bir kötülük aramaktan bıkmış usanmıştım. Haklısın. Zira surat değil, maskedir hepsininki. Maske. Sus be Kazım abi. Allah aşkına sus da Mine ablamızın bizzat kendi ağzından güzel bir şarkı dinleyelim. Öyle ya. Dinleyelim ama sevgi üzerine olsun. Öyle durdu bu canı ben yarattım. Ben de bu sandım kendi halimden. Sebebi bilmem kiminden. Korkun kalmadım benim ölümden. Bu canı ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Gecenin bu saatinde kimsiniz siz? Kiminle müşerref oluyorum? Vallahi be abicim, bendeniz vatandaş Kazım. Ayıptır söylemesi, namı diğer artist Kazım yani. Buraya da sadece hissi bir vaziyetin zat halinize ulaştırılması için teşrif ettim yani. Buyurun oturun, sizi dinliyorum. Yani sözüm meclisten dışarı, elçiye zeval olmaz biliyorsunuz. Bendeniz de huzurunuza bu Mine Koşan davasına geldim. Ne? Ne oldu abi ya? Nasırlara mı bastık yani? Bu evde o isim söylenmez.
Bana o isimden bahsetmek düpedüz küstahlıktır. Aman abicim dur. Sen buraya 7 düvelin ordusunu falan getirsen, topunu, tüfeğini, tabancasını, bıçağını, beni buradan milim adım attıramazsın. Onun için bak abicim, eğer aklın varsa efendi efendi beni dinlersin. Yes mi canım? Yes mi dedik ya? Yes, konuş bakalım. Ceddine rağmen. Bak şimdi abicim, aşk, yani abicim namı diğer sevda var ya sevda, İnsan mahlukatının kalbinde yetişen bir mikroptur bu sevda. Doğru. Ha. Oğlumu hasta eden de o ya. Ha, işte şimdi iyi edecek olan da gene o mikroptur be abicim. Ne demek istiyorsun? Abicim bak, şoför milleti demek adam sarrafı demektir. Yani şimdi sen ne kadar iddia etsen, ne kadar böyle bağırsan belli. Sen çok hassas şahsiyetli bir adamsın. Bak şimdi abi, bak dinle. Şimdi ben sizin kapıya geldim mi? Evet. Geldin. Ha. Kapıyı tak vurdun mu? Vurdum. Sen de kapıda geldin mi bana? Gel dedim. Ben şırak kapıyı açtım, içeri girdim. Geldin evladım. Tamam. Sana da böyle bir nazar atfettim mi böyle? Ha, bana evet. Yes mi? Yes. Yes. Kendi kendime Kazım diyorum yani. Kendi kendime. Bak dedim. Yani bu adam laf anlar. Senin için söylüyorum bu adam lafını. Kalbi de hassastır. Yani çok şahsiyet sahibi ve pırlanta bir kalpli bir adamdır diyorum. Kendi kendime ama... Yani kendi kendime söylüyorum ama senin için söylüyorum abi. Öyleyimdir oğlum. Tamam mı? Şimdi bak. Binaenaleyh sen bu acıklı hikayeyi sonuna kadar böyle bir dinle. Sonunda da bana bakmayacaksın öyle kinle. Yani bak abi be. Canım abicim benim. Bak abicim şimdi sen şu temiz kalbinden mine koşan davasını hallettin ya, yani kızmıyorsun artık değil mi? Fakat yani çok mutlu kıldın onu da, hani beni de ve bu çocukları da, hem de kendi oğlanı da, yani senin onun da kalbini arakladın ha. Gördüm. Bir hevesleyin, bir arzu değil, sevgilerin budur senin sevdiğin gözlerin. Abicim şu anahtarı yerine teslim etmenin zamanı geldi. Bana 5 dakika müsaade et, sonra gene görüşürüz. Gel. Ne kıyak adamsın be. Boynu öpüyor ya. Anahtarların. Kazım. Kazım abi. Ne kadar iyisin sen. Boş ver. O içeride benim yanımda gördüğün var ya, o amortisiydi o. Onun biraz ilerisinde de büyük ikramiye seni bekliyor. Hadi bakalım. Sana nasıl teşekkür edeyim? Senin o tatlı sesin var ya, yıllar yılı acıma merhem oldu. Gözyaşıma dost oldu. Yalnızlığıma ses oldu. Daha teşekkürü mü var bu işin? Hadi. Hadi koş. Açılın biraz, hava alsın. Açılın şöyle vereceğiniz gitsin. Buyursana.
Leyla! Ne sanıyorsun kendini? Kimsin sen böyle konuşacak? Bir şoför insanlara sadece nereye gideceğini sorar. Sadece emir bekler. Leyla! Leyla! Ne yapmamızı emrediyorsunuz efendim? Çok geç kalınmıştı, ben bir şey yapmamıza imkan yok. Hemen emniyete haber verin. Bir dakika efendim, ben tanıyorum kendisini galiba. Nesi oluyorsunuz? Belki her şeyi, belki de hiçbir şeyi. Leyla? Kimsiniz? Kimsiniz dedim. Kazım. Kazım. Artist Kazım. Erkekler ağlamaz. Sevenler ağlar. Hele benim gibi unutulanlar, hiçe sayılanlar hep ağlar. Allah'ım, ne kadar büyüksün sen. Son nefesimi en sevdiğimin yanında alıyorum. En sevdiğin mi? Evet Kazım. En sevdiğim. Biliyorum, inanmıyorsun. Saçmaladığımı sanıyorsun. Hayır. Ama kendinde değilsin sen. İyi düşün. Ben Kazım. Hani kovduğun, küçümsediğin Kazım. Şoför parçası Kazım. Hatırlamaya çalış. Unuttum mu ki hatırlayayım? Tek gün, tek saat. Tek dakika aklımdan çıkmadın ki hatırlayayım. Ya benimle alay ettiğini. Ben seninle alay etmedim Kazım. Hayat benimle alay etti. Peki o hakaretler? Onlar kaderin bir cilvesiydi. Onlar alın yazımıza çizilen kara talihin sözleriydi. Şaşırtıyorsun beni. Yıllar önceki Leyla'yla şu sözleri söyleyen kadının hiçbir ilgisi yok. Her şey dün gibi aklımda. Zaten sana ait neyi unutabildim ki? Arabamı yeni almıştım. Fıstığımı. O zaman son modeldi. Mutluydum. Kral gibiydim. Sen de her sabah çalıştığın yazıhaneye gidiyordun. Dünyanın en güzel sekreteriydin. Her sabah seni heyecanla bekliyor. Seni arabamla işime bırakmak için can atıyordum. Her seferinde de gülerek reddediyordum. Galiba bir sabah geç kalmıştın, heyecanla çıktın evden. Ve çaresiz, tabii çaresiz bindin arabama. İşte o gün hayatımın en güzel günüydü. Elim ayağım titriyordu. Delirmiştim sanki. Uçuyordum. Arabamın yalpalayışını gören arkadaşlar beni sarhoş sanmışlardı. Evet, sarhoştum. Sarhoştum. Aşk sarhoşuydum. Her şey değişmişti birden. Renkler bile. Her şey güler yüzlü olmuştu. Sevinçliydim. Ben de. Arabana binmeden önce çok düşünmüş, çok araştırmıştım. İyi insan diyorlardı senin için. Herkes seviyordu seni. Bense yalnız senin sevgine muhtaçtım. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun o ilk güzel günlerimizi? İlk defa kıra gitmiştik seninle. Bir pazar sabahıydı. Sıcak ve hüzünlü bir gündü. Kimsecikler yoktu kırda. Yeryüzünde bir sen, bir de ben vardım sanki. Bir de araban. Fıstık. Neşeyle konuşuyor, bulutlara haykırıyorduk. Cenneti ilk defa o gün gördüm Kazım. Keşke o gün ölseydim. O cennetin üzerine cehennem dolu günler yaşamasaydım keşke.
Sensizlik. Bu kelimeyi benim hissettiğim kadar hiç kimse tatmamıştır Kazım. Zaten her yalnızlığımda eski günlerimizi yaşadım. Dönme dolaplarda uçtuğumuz, kağıt helvası yediğimiz, sandalla dolaştığımız o günlerle geldim şu son nefesime. O günleri yüzlerce, binlerce kere yaşadım. Ya ben? O çiçek tarlalarını. Beni sevdiğini, evlenmek istediğini söylemiştim. Şaşırmıştım. Heyecandan ne yapacağımı bilememiştim. Evlenince işten ayrılacak. Yuvamın kadını senin karın olacak. Neden? Neden olmadın peki? Neden kaçtın? Neden küçümsedin beni? Kazım. Konuş. Neden evlenmedin benimle? Sana layık olmadığım için. Hatırlıyor musun? Bir hafta kaybolmuştum mahalleden. Sonra da sana akrabalarımda kaldığımı söylemiştim. Evet. Hatırlıyorum. Dün gibi. Bir hafta aynı yerde yolunu beklemiştin. Sonra bir sabah birdenbire bir suçlu gibi ezik, yıkılmış çıkıverdin karşıma. Sonra birden koşup boynuma sarıldın, hıçkırıklarla ağlamaya başladın. Sonra da gülmeye. İşte ilk defa o sabah küçümsedin beni. İlk defa o sabah küçük gördün. Ne sanıyorsun kendini? Kimsin de sualler soruyorsun bana? Bir şoför insanlara sadece nereye gideceğini sorar. Sadece emir bekler. Ne biçim konuşma bunlar? Bir şakaysa tatsız. Ya ciddiyse? Ciddiyse çok acı. Acı ama gerçek. Şoförsün işte. Ama ben yani sadece... Sen sadece haddini bil yeter. Seninle eğlendiğim 2-3 günü şu ağlamaklı suratınla tatsızlaştırma. Hadi. Hadi güle güle. O kahkahaların hala kulaklarımda. Aslında onların hepsi bir hıçkırıktı. Hiçbir şey anlamıyorum. Aslında o kahkahaların hikayesi çok acıydı. O kahkahalar hayatıma sürülen lekenin bir maskesiydi. O kahkahalar seni üzecek gözyaşlarımın yerine atılan yalancı kahkahalardı. Yorma kendini. Bırak anlatayım. Sana kendimi affettirmeden ölemem. Allah böyle istiyor. Bırak. Bırak anlatayım. Çalışıyordum biliyorsun. Ama ekmek paramın mutluluğuma mezar olacağını düşünemezdim. Bana saygıyla gülen yüzle bakan patronun oğlunun duygularını bilemezdim. Yoksa ona aşık mı oldun? Hayır. Sadece kurbanı. Yalvarırım dinle. Dinleyemem. Seviyorum seni. İstersen babamın sekreteri değil, kalbimin kraliçesi yaparım seni. Ben başkasını seviyorum dedim. Dinlemedi beni. Güçsüzdüm. Mücadele edemedim. Çaresiz bir boğuşmanın esiri ol. Dönemezdim artık sana. Aldatamazdım seni. Sana layık değildim. Sana layık değildim. Ama yemin ederim seni çok seviyorum. Leyla! 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 Kimse!
Leyla! Fıstık. Kazım abi, yürüyorum. Senin sayende yürüyorum Kazım abi. Çok şükür Allah bugünleri de gösterdi. Mine koşan geldi hastaneye. Mutluluğunu sana borçlu olduğunu söyledi. Fıstığı kabul etmeni rica etti. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin kızım.